Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok kolay, çok basit atkı yapımını göstermek istiyorum. Bu modelimizden hırka, yelek, kazak, boyunluk, şal ne istiyorsanız yapabilirsiniz. İstediğiniz örgülerde bu modelimizi kullanabilirsiniz. Yapılışı çok kolay, çok basit. Ben size göstermek amaçlı böyle atkı yaptım. Siz ne istiyorsanız tabii ki yapabilirsiniz. Modelimizin yapılışı çok kolay. Şimdi bu modelimizi nasıl yaptım sizlere anlatmak istiyorum. İlk önce ipimizi göstermek istiyorum. İpimiz yün karışımı, yumuşacık bir iplik. Hemen markasını göstermek istiyorum. Lamia Wol Esi. %80 akrilik, %20 yün. Bu İpimiz için 4 numaralı tığlarımızı kullanabiliyoruz. Şimdi ilk önce yirmi tane zincir çekeceğim. Bu zincir kısmını çok gevşek çekin, yoksa büzüşme olur. Tığ numaramı da göstermek istiyorum. Tığ numaram 4, 1, 2, 3. Gördüğünüz gibi çok gevşek bırakıyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Şimdi 20 tane zincir çektim. Eğer şal, eğer atkı örmek istiyorsanız bu kadar yapabilirsiniz. Ben bu kadar yaptım. Eğer siz daha geniş yapmak istiyorsanız daha geniş de yapabilirsiniz. Şimdi bir ilmik atlıyorum. İkinci ilmimize batıyorum. Ve sık iğneyle devam edeceğim. Burayı da saymamız gerekiyor. 20 tane zincir çektik. Şimdi 1 2 3 4 5 bu şekilde örerek bir sıra sık iğne öreceğim. Sayısını da söyleyeceğim. Şimdi 19 tane sık iğne ördüm. Bir tane zincir çekiyorum. Döndürüyorum. Bir tane zincir çekmiyorum. 1 2 3 3 defa zincir çekiyorum, döndürüyorum. Şimdi modelimizi yapacağım. Doluyorum. Buraya batıyorum. Ayarlıyorum. Tekrar doluyorum. Şimdi yandaki diğer ilmeğimize batıyorum. 2 ilmik kalana kadar hepsini topluyorum. Daha sonra kalan 2 ilmeğimizi topladıktan sonra bir tane zincir çekiyorum. Doluyorum. Şimdi burada aynı ilmeğimize batıyorum. Dolayıp tekrar doluyorum. Şimdi diğer yandaki ilmeğimize batıyorum. Topluyorum. 2 tane ilmeğimiz kalıyor. Daha sonra hepsini topladıktan sonra bir tane zincir çekiyorum. Doluyorum. Yandaki ilmeğimize batıyorum. Aynı ilmeğimize. Daha sonra tekrar dolayıp diğer yandaki ilmeğimize batıyorum. Topluyorum. İki tane ilmeğimiz kalıyor.
tekrar topluyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Gördüğünüz gibi modelimiz oluşmaya başladı. Doluyorum. Yandaki aynı ilmeğimize batıyorum. Dolayıp doluyorum. Diğer yandaki ilmeğimize batıyorum. Topluyorum. Tekrar bir tane zincir çekiyorum. Doluyorum. Aynı ilmeğimize batıyorum. Şimdi diğer yandaki iki tane ilmeğimiz kalıyor ve tekrar topluyorum. Doluyorum. Aynı ilmeğimize batıyorum. Şimdi diğer ilmeğimize. Ve daha sonra hepsini topluyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Gördüğünüz gibi modelimiz oluşuyor. Şimdi aynı işlemi tekrar yapıyorum. Doluyorum. Aynı ilmeğimize batıyorum. Yandaki ilmeğimize batıyorum. Ve bu şekilde araya da bir tane zincir çekerek buraya kadar devam edeceğim. Gördüğünüz gibi modelimiz oluşmaya başladı. Şimdi bu son kısmını da göstereceğim. Doluyorum. Aynı ilmeğimize batıyorum. Dolayıp diğer ilmeğimize batıyorum. İki tane ilmeğimiz kalıyor. Bir tane zincir çekiyorum. Şimdi tekrar aynı ilmeğimize batıyorum. Diğer ilmeğimize. Daha sonra topluyorum. Şimdi burada bir tane zincir çekiyorum. Aynı ilmeğimize batıyorum. Bir tane ikili trabzan örüyorum. Buradaki köşemiz gibi eşit olması için buraya da 3 defa zincir çekmiştik. Buraya da ikili trabzan ördük. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Döndürüyorum. Buraya bir sıra 19 tane sık iğne örmüştük. Şimdi burası da eşit olması gerekiyor. Örgümüzün düzgün bir şekilde olması için. Şimdi saymak istiyorum. 1 2 Buradaki halkalarımıza batıyorum. Buradaki halkalarımıza batıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 Buraya kadar devam ediyorum. Aynı işlemi yaparak. Şimdi 17 tane oldu. 17 18 ve 19. Bu alt kısmında 19 tane sık iğne yapmıştık. 20 zincirden sonra eşit olması için, daha düzgün olması için saydım. Tekrar 19 tane sık iğnemiz oldu. Gördüğünüz gibi modelimiz düzgün bir şekilde oluştu. Şimdi tekrar 1 2 3 3 defa zincir çekiyorum. 3 tane zincirimi çektim. Döndürüyorum. Doluyorum. Köşemize batıyorum. Doladım. Şimdi tekrar doluyorum. Diğer yandaki ilmeğimize batıyorum. 2 tane ilmeğimiz kalıyor. Daha sonra topluyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Örgümüzü çok sıkı yapmıyorum. Biraz gevşek örüyorum. Doluyorum. Tekrar yandaki ilmeğimize batıyorum. Dolayıp tekrar diğer yandaki ilmeğimize batıyorum. Topluyorum. 2 tane ilmek kalıyor. Daha sonra hepsini topluyorum. Bir tane zincir.
aynı ilmeğimize batıyorum. Diğer yandaki ilmeğimize bir tane zincir ve bu şekilde örgümüze devam ediyorum. Yan tarafa batıyorum. Modelimizin yapılışı çok basit. Bir tane zincir çekiyorum. Yandaki ilmeğimize batıyorum. Diğer ilmeğimize topluyorum. Bir tane zincir çekiyorum ve bu şekilde devam ediyorum buraya kadar. Bu köşe kısmını tekrar göstereceğim. Şimdi köşemizi tekrar göstermek istiyorum. Doluyorum. Aynı ilmeğimize battım. Doladım. Buradaki köşemize bu şekilde batıyorum. Buraya battım. Topluyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Tekrar batıyorum. Bir tane ikili trabzan örüyorum. Bu işlemi aynı ilmeğimize yapıyorum. Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Bir tane zincirimi çektim. Şimdi tekrar 19 tane sık iğne öreceğim. Tekrar sayacağım. Yanlış olmaması için. 1 2 gördüğünüz gibi buralara batıyorum. 3 4 5 buraya kadar devam edeceğim. 17 18 ve buraya batıyorum. 19. Tekrar 19 tane sık iğnemiz oldu. Gördüğünüz gibi örgümüz de çok düzgün bir şekilde oluştu. Bu kısmını zincir çekerken çok gevşek çekin. Çok sık olmasın. Yoksa bu alt kısmında büzüşme olur. Ve daha sonra örgünüzü esnek bir şekilde örün. Çok sık örmeyin. Yoksa büzüşme olur. Bir tane 3 defa zincir çekiyorum. 1 2 3 devam ediyorum. Doladım. Tekrar diğer ilmeğimize battım. Bir tane zincir çektim. Aynı ilmeğimize dolayıp battım. Şimdi diğer bir tane zincir. Aynı ilmeğimize batıyorum. Diğer yandaki ilmeğimize bir tane zincir çekiyorum ve örgümüz bu şekilde oluşuyor. Şimdi bu son kez burayı da göstermek istiyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı ilmeğimize batıyorum dolayıp buradaki buraya bir tane zincir çekmiştik. Batıyorum. Topluyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Doluyorum. Tekrar aynı ilmeğimize batıyorum. Bir tane ikili trabzan örüyorum. Burayla aynı şekilde eşit olması için buraya da 3 defa zincir çekmiştim. Bir tane zincir çekiyorum. Doluyorum. Daha sonra 19 tane sık iğne örüyorum. Bir tane zincir çektik. Batıyorum. 1 2 3 4 ve 19 tane sık iğne örüyorum. Burada yapmış olduğum işlemler gibi. Atkımızın ne kadar olmasını istiyorsanız o kadar örebilirsiniz kendinize göre. Ben size biraz örüp göstermek istiyorum daha sonra. Gördüğünüz gibi arkadaşlar modelimiz oldu. Modelimiz çok güzel oldu. Yapılışı çok kolay. Sizin için bu kadar ördüm. Daha sonra tamamlayacağım. Ben atkı yapmak istiyorum. Tabii siz ne yapmak istiyorsanız bu modelimizi kullanabilirsiniz.
Boyunlu, kırka, yelek, kazak ne istiyorsanız şal yapabilirsiniz. Böyle püskül yaptım. Püskülü daha detaylı yapmak istiyorsanız bu videomuzun alt kısmına basıp izleyebilirsiniz. Ya da kanalımda videolar bölümünden ulaşabilirsiniz, bulabilirsiniz. Şimdi uzunluğunu ne kadar istiyorsanız bu kadar. Yaptıktan sonra ben 4 adet aldım. 4 tane aldım. Daha sonra bu orta kısmını ayarladım. Batıyorum. Ve bu şekilde püskülümüzü yapıyorum. Alıyorum. Püskülümüzü takıyorum. Buraya bir tane daha takmak istiyorum. Ara kısımlarını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi püsküllerimizi taktım. Eğer eşit değilse daha sonra makasla buradan düzgün bir şekilde kesebilirsiniz. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Uzunluğunu ne kadar istiyorsanız o kadar ayarlayabilirsiniz. Yapılışı çok basit, kolay. Daha geniş yaparak şal yapabilirsiniz, boyunluk yapabilirsiniz kenar kısımlarından birleştirerek. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım size faydalı olmuştur. Şimdilik hoşça kalın.